Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresi 148-154. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bir sayfa halinde Kur'an-ı Kerim'in 600 sayfasından bir sayfasını 20 dakikalık bir süre içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bu kadar bir zamanda bir sayfanın tümüyle hakkını verebilmek mümkün değil. Bizim yaptığımız ana hatlarıyla bakmaya çalışmak, bunların ayrıntılarını, ince nüktelerini tefsir kitaplarında görmek mümkün. Bugün yüzlerce ülkemizde de tefsir var. Türkçe olarak yazılmış veya Türkçe'ye çevrilmiş tefsir kitapları var. Oradan bunların ayrıntılarını görmek, Kur'an'ın daha diğer sırlarına, nurlarına vakıf olabilmek mümkün. Bugünkü okuyacağımız yerde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Allah açıktan kötü sözün söylenmesini sevmez. Ancak kendine zulmedilen, mazlum durumda olan kimsenin bunu ifade etmesi bundan müstesna. Yani insanlar işte şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye ortalıkta kötü şeyler anlatmamalı. Güzel şeyleri paylaşmalı. Ama zulme maruz olan bir kimse falanlar bana şöyle zulmetti diye bunu anlatır ve o şekilde o haksızlığı önlemeye çalışır. Bunda bir problem yok. Ama diğer türlü kötü sözün toplum içinde dolaşması, yüksek sesle ifade edilmesi uygun değil. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَل۪يمًا Allah semiadır, alimdir. Yani Allah insanların konuşmalarını duyar ve Allah insanların yaptıklarını bilir, onların yaptıklarından haberdardır. اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ Eğer bir hayrı izhar eder veya gizlerseniz اَوْ تَعْفُوا اَنْ سُوءٍ veya bir kötülüğü affederseniz فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ اَفُوًا قَد۪يرًا Şüphesiz ki Allah afudur, kadirdir. Yani Allah da affedicidir ve Allah her şeye kadirdir. İnsanlar bir hayır yaptıklarında bunu açıktan ifade edebilirler veya gizleyebilirler. Öte yandan insanların yapabileceği bir başka güzel durum, kötü olan bir şeyi örtmek, kötü olan bir şeyi affetmek. İnsan kendine ait olan uygunsuz bir hareketi dilerse affeder ve bu şekilde o olayı örtmüş olur, üzerini kapatmış olur. Ve normalde insanlar genelde وَجَزَاءُ سَيِّيَّتٍ سَيِّيَّتٌ مِثْلُهَا yani kötülüğün mukabili benzeri bir mukabelede bulunmaktır. Benzeri bir seyyiedir. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Mukabele-i bilmisil zaman zaman olabilir. Ama mukabele-i bilmisilde aynıyla mukabelede bulunmayıp da onu affetmek, bağışlamak bu bir büyüklüktür. Ve bir insan affettiği zaman Allah-u Teala'nın affetmesine de mazhar olur. Yani affedeni Allah da affeder. Bir takım kusurları örteni Allah da onun kusurlarını örter, gizler. Ve Allah kadirdir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Hepimizin bir takım eksikleri, günahları, hataları var. Allah bunları cezalandırabileceği halde, kadir olduğu halde bunları setrediyor ve hemen bir anda cezalandırmıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Gerçekten Allah'ı ve onun peygamberlerini inkar edenler وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler. وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْتِ وَنَكْفُرُ بِبَعْتِ Ve şöyle diyenler, biz bir kısmına iman ediyoruz, bir kısmını da inkar ediyoruz diyenler. وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ İşte bunlar el-hak kafirlerdir. Değerli izleyenlerim, burada Allah'ı ve peygamberi kabul etmiyor veya Allah ile peygamberler arasında bir ayrım yapma cihetine gidiyor.
bir kısmına iman edip bir kısmını kabul etmiyor ve orta bir yol, yeni bir yol adeta ortaya koymak istiyor. İşte bütün bunları yapanlar kafirlerin ta kendileridir. Yani iman bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Bölünmeyi kabul etmez. Ben bazı peygamberlere inanırım ama bazılarına inanmam. Böyle deme hakkımız yok. İman bir bütün. Peygamberlere iman ediyorsak Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman edeceğiz. Veya ben Allah'ı kabul ediyorum ama peygamberleri kabul etmiyorum. Böyle deme hakkımız da yok. Böyle diyen kimseler Allah'ı da kabul etmemiş sayılırlar. Genel anlamda imanın bütün meseleleri böyledir. Hatta işin biraz ayrıntısına girdiğimizde diyelim ki Allah'a inanıyorum ama diyelim ki kitabı lüzumlu görmüyorum. Allah bana akıl vermiş kendi aklımla ben istediğim gibi hareket ederim. Böyle diyen bir kimse de Allah'a iman etmiş sayılmaz. Veya kitabı kabul ediyorum ama kitabın içindeki bir takım hükümleri ben kabul etmiyorum. O zamanki şartlarda belki bu olabilirdi ama günümüzde artık kitabın bazı hükümleri geçerli değildir. Böyle düşünen bir kimse bilerek veya bilmeyerek aslında küfre düşmektedir. Bu gibi Allah ve Resulü arasını açmak, ayırmak isteyenler onlar diyor kafirlerin ta kendileridir. El-hak kafir olan kimselerdir. İşte tarihte bazıları şöyle demişler. Allah'a inanırız ama peygambere lüzum yok. İnsanın aklı da bir elçi gibidir. İnsan aklıyla Allah'ın muradı nedir, haramlar, helaller nedir bilebilir. Akıl bu noktada yeterlidir. Ve günümüzde de belki yine ülkemizde ve bazı başka yerlerde bazı insanlar Allah'ı kabul ettiğini söylemekle beraber Allah'ın gönderdiği peygamberin hükümlerini kabul etmek istemiyorlar. Ve bu noktada bakıyorsunuz bir takım isimlerin arkasına sığınarak tarihselcilik veya başka bir takım şeyler bakıyorsunuz ki bunlar peygamberin vasıtasıyla gelen hükümleri devre dışı bırakmak istiyorlar. Halbuki nasıl ki güneş varsa güneşin ışığı da olacaktır. Allah varsa Allah'ın peygamberleri de olacaktır. Madem ki insanlar kendi akıllarıyla doğrudan Allah'a muhatap olamıyorlar, elbette insanlar içinden bazıları seçilecek ve bunlar insanlara Allah'ın elçisi olacaktır. Hem bizim Allah katında elçimiz hem de Allah-u Teala'nın bize gönderdiği elçi olacaklardır. İşte arılar var mesela. Arıların içinden lider çıkıyor ve lider arıların hayatını tanzim ediyor. Eğer o lider olmasa arılar ne yapacaklarını bilemeyecekler. Karıncalar var. Karıncaların da yine reisleri oluyor. Onlar da yine bu şekilde reisleri sayesinde düzgün bir toplum hayatı yaşayabiliyorlar. İnsanlık aleminde ne kadar kemalat, güzellikler, medeni durumlar varsa bunların hepsinde peygamberliğin, peygamberlik müessesesinin çok ciddi etkileri olmuştur. Ve bütün hayırlı, güzel şeyler peygamberler vasıtasıyla insanlığa bildirilmiştir. Bu açıdan yani Allah'ı kabul ederiz ama peygamberi kabul etmeyiz demek aslında küfrü kabul etmek anlamına gelir. Veya İsa'ya inanırız ama Musa'ya inanmayız. Veya İsa'ya ve Musa'ya inanırız ama Hazreti Muhammed'e inanmayız demek bu da yine dini kabul etmemek anlamına gelir. Ve a'tedna lil kafirina azaben muhina ve biz kafirlere zillet verici, küçük düşürücü bir azap hazırladık. Yani dünyada mesela hapis oluyor. Bir insan hapiste normal diyelim bir sadece mahkum olarak durması var. Bir de orada işkence uygulanması var. Veya kendisinin ayaklarına pranga vurulması, boynuna boyunduruk geçirilmesi gibi durumlar var. Demek ki diğer alemde cehennem hem bir hapishane görevi görecek hem de kafirler için çok şiddetli azapların olacağı bir mekan olacak. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a ve peygamberlerine iman edenler وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ Onlar arasında herhangi bir ayrım yapmayanlar
Yani bazısına inanırız, bazısına inanmayız demeyip hepsine iman edenler, ulaike işte onlar, sevfe yu'tihim ucurahum, Allah onlara sonra ücretlerini, mükafatlarını verecek. Ve kânallâhu gafûran rahîme, ve Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah son derece bağışlayıcıdır ve son derece merhamet sahibidir. Ayet-i kerimede Allah'a ve peygambere inanan, Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayan kimselere taraf-ı ilahiden ücret verileceği, mükafat verileceği beyan edildi. Ve burada sevfe biraz uzak istikbale götürüyor. Yani gelecek manası taşıyor. Allah onlara ileride büyük bir mükafat verecek. Aslında imanın bizzat kendi içinde bir mükafat vardır. Bir insan iman etmekle mutlu olur, huzurlu olur. Ama bunun vadeli kısmı da vardır. Peşin mükafatının yanında vadeli olan kısmı vardır. O da diğer alemde imanın neticesi koca bir ebedi saadet. Öyle koca bir saadet ki insan şu dünya hayatında diyelim 30 yıl, 40 yıl çalışıyor. Bunun neticesinde bir ev, araba sahibi oluyor. Ve evi de o kadar belki büyük bir ev değil. Ama diğer alemde Cenab-ı Hakk'ın ehli imana vaat etmiş olduğu cennet, herkese dünya genişliğinde bir cennet. Ve o dünya genişliğindeki cennette yüz binlerce köşkler, huriler var. Ve hayalimizin fevkinde, tasavvur edemeyeceğimiz şekilde güzellikler var. Ve bu çok büyük bir mükafat. Hayallerin de ötesinde, hayal edeceğimizden çok daha ötede bir mükafat ehli imanı bekliyor. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Kitap ehli senin semadan bir kitap indirmeni istiyorlar. Yani özellikle Yahudiler, onlara Tevrat verilmiş ve Tevrat Hazreti Musa'ya Tur'da levhalar halinde verilmiş. Benzeri bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki Allah doğrudan bir kitap yazsın, senin eline versin, onu bize göster. Fakat se'elu Musa ekber min zelike, daha önce Musa'ya bundan daha büyüğünü sordular, daha büyüğünü istediler. Fekalu dediler ki erinallâhe cehraten, açıktan bize Allah'ı göster. Yani bize doğrudan bir kitap getir demekten daha da öte, dediler ki Allah'ı açıktan bize göster, yoksa sana iman etmeyeceğiz. Musa aleyhisselam kavminden bir toplulukla Tur'a çıkmıştı. Ve kavmi orada aslında seçkin kimseler olmakla beraber Allah'ı görme gibi öyle bir talepleri oldu. Lüks bir talepleri oldu. Aslında bu fıtratta vardır. İnsan fıtratı yaratıcıyı görmek de ister. Ama dünya şartlarında, dünya imtihan şartları buna müsait değil. İnsan nasıl ki çıplak gözüyle güneşe bakamıyor, baktığı zaman gözü kamaşıyor, birkaç dakika sonra göz bozuluyor. İnsanın bu gözü Allah'ı görecek kapasitede yaratılmamış. Diğer alemde ehli cennet Cenab-ı Hakk'ın rüyetine muvaffak olacaklar. Ve böylece herkes yaratıcısını, halikini, malikini görecek, bilecek. Rüyetullah tahakkuk edecek. Ama doğrudan doğruya bunu bu dünyada istemek, bu haddini aşmak oluyor. Gerçi Hazreti Musa'nın da bir talebi var. Ya Rabbi kendini bana göster, sana nazar edeyim diyor. Ama Cenab-ı Hak len terani, ya Musa beni göremezsin diyor. Asla beni göremezsin. Lakin dağa bak. Eğer dağ yerinde durabilirse o zaman beni görürsün. Ve Allah-u Teala dağa tecelli ettiğinde dağ tuz buz oluyor, paramparça oluyor ve Hazreti Musa baygın bir şekilde yere düşüyor. Burada aslında Musa'nın kavmi seçkin bir zümre olarak Tur'a gelmişlerdir. Hazreti Musa'nın seçmiş olduğu kimselerdir. Onlar da Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hak'tan talep ettiği tarzda bir talepleri var. Hazreti Musa da Rabbi erini enzur ileyke demişti. Ya Rabbi işte kendini bana göster, sana nazar edeyim. Ama bu Allah'ın varlığında bir şüpheyle alakası olan bir şey değil.
Allah zaten Allah'ın peygamberi. Ancak Allah'ın kelamına mazhar olmaktan gelen bir neşe içerisinde doğrudan doğruya onun rüyetini de talep etmek. Ama öte yandan kavmi erin Allah, Allah'ı bize göster diyorlar. Yani Hazreti Musa kendisi görememişken, kendisine böyle bir mazhariyet nasip olmamışken kavmi tutup da diyorlar ki açıktan bize Allah'ı göster yoksa sana iman etmeyeceğiz. Demek ki haddi aşıyorlar orada. Doğrudan imanlarını Allah'ın görülmesine bağlıyorlar. Allah bize görülürse inanacağız. Yoksa inanmayacağız tarzında bir duruma giriyorlar. Bunun üzerine فَاَخَذَتُمُ السَّائِغَةُ Yıldırımlar kendilerini yakaladı. بِظُلْمِهِمْ Zulümleri sebebiyle. Zulüm haddi aşmakla da alakası var. Bir şeyi yerli yerinde kullanmamak, buna da zulüm deniyor. Onlar kendilerine verilen akıl kabiliyetini böyle bir talepte kullanmakla akıllarına zulmetmiş oldular. Ve bunun neticesi olarak da yıldırımlar kendilerini kuşattı. ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ve apaçık mucizeler kendilerine geldikten sonra tutup da buzağıyı ilah edindiler. Yani Musa'nın kavmi içinde bunlar oldu. Allah'ı bize göstermezsen inanmayız dediler. Yıldırımlar kendilerini kuşattı. Ve bu şekilde bir cezayla karşı karşıya kaldılar. Pek çok mucizeler gördüler. Ama ardından tutup Samiri'nin kendilerine yapmış olduğu, işte bu bizim ilahımız demiş olduğu bir buzağıyı, süs eşyalarından yapılan bir buzağıyı ilah kabul ettiler. Min ba'di ma ca'atuhumul beyinat yani kendilerine apaçık mucizeler geldikten sonra böyle yaptılar. Fe'afavna an zalik ama biz yine de onlardan bunları affettik. Hemen bundan dolayı toptan onları cezalandırma cihetine gitmedik. Ve ateyna Musa sultanen mubine ve Musa'ya apaçık bir sultan, apaçık bir güç, kudret verdik. Ve rafa'na fevgahumut tur ve onların üzerine Tur'u yükselttik. Yani Tur dağı onların üzerlerine kaldırılıyor. Bu da bir mucize olarak. Ve dehşetli bir olayla karşı karşıya kalıyorlar. Bir misagihim, misakları Allah'a verdikleri söz sebebiyle Tur dağını onların üzerlerine kaldırdık. Ve kulna lehumud hulul bâbe süccede ve onlara dedik ki secde ederek kapıdan girin. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ Ve cumartesi yasağında haddi aşmayın. وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَل۪يزًا Ve onlardan kuvvetli bir şekilde söz aldık. Demek ki tarih boyunca insanlar iman küfür meselesinde bir kısmı iman etmiş olmakla beraber yine de imanlarından tam sebat edememişler. İman güzel amel etmeyi gerektirirken, Allah'a teslimiyeti gerektirirken tam teslim olamamışlar. Kur'an-ı Kerim İsrail oğullarından misal vermek suretiyle imanda bu gibi gitgeller olabiliyor. Bunları bize anlatıyor ve aynı zamanda bunları bize anlatırken onlar gibi olmamamız, kendimize dikkat etmemiz, neyi nasıl isteyeceğimizi iyi bilmemizi bize gösteriyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.